Tabii biz Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesine baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kurucusudur. Kurtuluş Savaşı'nı görüyoruz. Zor, çetin şartlarda yapılan o Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin önemli bir kısmı İstanbul başta olmak üzere işgal edilmişti. Hiç kimse bu işgalden Türkiye'nin kurtulacağına inanmıyordu. Ama Atatürk buna inandı ve gerçekleştirdi. Şimdi Azerbaycan'a baktığımızda da artık 30 sene üzerinden geçmiş, bir tarafta Agit Mis grubu var, bu işgal devam etsin diye çalışıyor. Öte taraftan büyük bölge ülkeleri Rusya, Amerika, hiç kimse hem Rusya'nın hem Amerika'nın ikna edilebileceğini ve Azerbaycan'ın da yıllardır, 30 senedir orada her türlü tahkimatı kuran, mevzileri kuran ve başka ülkelerden de büyük miktarlarda, külli miktarlarda silah getirip o bölgeye yerleştirilen Ermenistan ordusunun 44 günde oradan koparılıp atılabileceğine kimse inanmıyordu. Doğrusunu isterseniz hani biz Azerbaycan'ın bu savaşı kazanacağını inanıyorduk ama bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarıyı hiç kimse beklemiyordu. Demek ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı bizim bilmediğimizi biliyormuş. Ordusunu ona göre hazırlamış, ekonomisini buna göre hazırlamış ve bütün dünya ülkelerini buna göre planlamış. Hangi ülkeyle hangi seviyede konuşuplar, danışıklar yapılacağını planlamış ve bu zaferi kazanmış.